Ünlü oyuncu Hande Ataizi istediği yüksek ücret nedeniyle mi dizi film projelerinde yer alamıyor? Hiçbir iş yapmasam da... Ünlü popçu Serdar Ortaç motosiklet tutkusundan neden vazgeçti? Ne bu neşe beni deli eden, ne bu tavır seni her gören kıskanır. Güzel oyuncu Tuğba Büyüküstü'nün komşusuyla yaşadığı ilginç olay ne? Bir şeyler yapıyorsunuz ve bu sizin çok da tanımadığınız, evet bir fikir sahibi olduğunuz ama çok da bilmediğiniz bir yerlere gidiyor. Kilo vermek için her yöntem mübah mı? Dil yaması yöntemi nedir? Bu isteklerle gelen Arap hastalarımız da var. Operatör doktor Deniz Küçükkaya canlı yayında yanıtlayacak. Hep hala babamın bazen yasakları var bana karşı. Bu röportaj kaçmaz. Hiçbir zaman dürüstlüğümden ödün vermedim ve hiçbir zaman da vermeyeceğim. Güzel oyuncu Ceyda Ateş'le çok özel bir röportaj. Hayatım boyunca hiç kimseye ben ihtiyaç duymadım. Ceyda Ateş'in bilinmeyenleri. Hiç kimse bununla sınanmasını istiyorum. Oyuncu Ceyda Ateş ailesinden özel hayatına kadar tüm bilinmeyenleri dobra dobra anlattı. Ailemin bana olan ilgisi çok daha farklı. Şok şok şok. Son dakika. Sinirliyim şu an, tamam mı? Beren Saat'in filminin galasında şok olay. Sen söyler misin? Beren Saat'in de rol aldığı Benim Dünyam isimli sinema filminin galasında şok olay. Ben şimdi oyunculuk yapıyorum. Sen de ünlü olacaksın. Ya bak görsün her şeyi. Birazdan her şey dahilde. Ünlü oyuncu Hande Ataizi istediği yüksek ücret nedeniyle mi dizi film projelerinde yer alamıyor? Hiçbir iş yapmasam da... Ünlü popçu Serdar Ortaç motosiklet tutkusundan neden vazgeçti? Ne bu neşe beni deli eden, ne bu tavır seni her gören kıskanır. Güzel oyuncu Tuğba Büyüküstü'nün komşusuyla yaşadığı ilginç olay ne? Bir şeyler yapıyorsunuz ve bu sizin çok da tanımadığınız, evet bir fikir sahibi olduğunuz ama çok da bilmediğiniz bir yerlere gidiyor. Kilo vermek için her yöntem mübah mı? Dil yaması yöntemi nedir? Bu isteklerle gelen Arap hastalarımız da var. Operatör doktor Deniz Küçükkaya canlı yayında yanıtlayacak. Hep hala babamın bazen yasakları var bana karşı. Bu röportaj kaçmaz. Hiçbir zaman dürüstlüğümden ödün vermedim ve hiçbir zaman da vermeyeceğim. Güzel oyuncu Ceyda Ateş'le çok özel bir röportaj. Hayatım boyunca hiç kimseye ben ihtiyaç duymadım. Ceyda Ateş'in bilinmeyenleri. Hiç kimse bununla sınanmasını istiyorum. Oyuncu Ceyda Ateş ailesinden özel hayatına kadar tüm bilinmeyenleri dobra dobra anlattı. Ailemin bana olan ilgisi çok daha farklı. Şok şok şok. Son dakika. Sinirliyim şu an, tamam mı? Beren Saat. Yavaş tamam, yavaş yavaş. Ay çok da hızlı vurdum ben. Dedim şey gibi vuruyorum ya. Ama vur deyince şey yapıyorum. Bir acıman olsun, bir şeyin olsun. Allah bir şeyim var, bir enerjim var bugün. Allah Allah. Bir ekstra ya, bir şeyim var bugün. Bak. Kendim dönüyorum yerden. Bizi izleyen Avrupa'dan, dünyadan, Çin'den, Rusya'dan, Mars'tan, Jüpiter'den herkese her şeyden günaydın. Çok güzel bir gün olsun inşallah. Bizim için öyle başladı gün. Her gün olduğu gibi hepinize böyle bütün dileklerinizin gerçekleşeceği. Çok önemli bir sorunumuz efendim var. Efendim böyle ne çok istediyseniz olacağı var. İnşallah bütün dualarınızın kabul olacağı bir gün çok olsun. Çok önemli inşallah. Bir sorunumuz var diyorum. Sorunumuz. Sabah kemer getirdim. Kemer taktım. Kemeri beğenmedim. Kemeri çıkardım. Pantolonum şu anda düşüyor. Kemersizim. Evet. Genel as havasına dönersin arkasını aşağılara in. Kemersiz durumdayım ya. Tut tut düşürme of. Şey yapmayalım, skandal olmayalım. Dün gece gördün mü olayı? He ya gördüm. Sayın seyirciler. İlk kez çok izleyeceksiniz fena. Her şey dahildi. Dün gece Beren Saati'nin
Beren Saati'nin filminin galasında. Beren Saati'nin dedim. Ama olaylar acayip olaylar. Yani Seyhan sen de izledin. Olayları az sonra ilk kez Her Şeye Dair farkıyla izleyeceksiniz Türk televizyonlarında. Gözlerinize inanamayacaksınız. Evet, gerçekten olay, gerçekten olay. Kahramanlarımızın adını şimdi söylemiyorum ama kendileri telefonla da bağlanacaklar bugün bize. Neler yaşadıklarını anlatacaklar. Biz şimdi tüm hızımızla, tüm enerjimizle, ayrıca heyecanımızla... Ayrıca bugün konumuzu da söyleyelim. Bugün konumuzu da söyleyelim. Tabii. Az sonra bizlerle birlikte olacak. Güzeller güzeli Ceyda Ateş. Bizlerle birlikte olacak. Ama biz daha fazla vakit geçirmeden... Evet. Seyhan Hanım'ın masamıza yanına geçiyoruz gidip... çünkü çok enteresan şeyimiz var, konularımız var, heyecanlı konularımız var. Biz de sabırsızlanıyoruz. Nasılsın şekerim? Çok iyi değilim. Ay ne oldu? Çünkü tabii görüntüleri hani ilk kez izledik. Ben çok gerildim ve çok üzüldüm. İnsanlık adına çok üzüldüm. Onların hepsini konuşacağız konuşuruz. Böyle lay lay lom değilim bu sabah. İlk haberimize geçelim. Hadi geçelim ben. İlgili bir haberimiz var ve bununla ilgili bir VTR'miz var. Önce VTR'mizi izleyelim. Ondan sonra buradayız. Telefon bağlantımız olacak. Ünlü oyuncu Hande Ataizi yüksek ücret istediği için mi dizilerde yer alamıyor? Bir dönemin en popüler oyuncularından biri olan Hande Ataizi uzun süredir hiçbir dizi film projesinde yer almıyor. İddialara göre güzel oyuncu Hande Ataizi istediği yüksek ücret ve yüzündeki estetik operasyonlar sebebiyle tercih edilmiyordu. Ben senin yerinde olsam ufak ufak uzarım. Önümüzdeki günlerde Show TV'de başlayacak yeni bir projeyle ekranlara dönecek olan başarılı oyuncu Hande Ataizi'nin bu rolü alabilmek için ücretinde indirim yaptığı sıkça gündeme gelmişti. Varsa sen yoksa sen bir adım gelebilsen yazarım söylerim nasıl bir son istersen. İddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden Hande Ataizi konuyla ilgili suskunluğunu sonunda bozdu. Bu haberleri ciddiye almadığını belirten güzel oyuncu, fiyatımı düşürmedim, aksine yükselttim diyerek tartışmalara son noktayı koydu. Ben 2 sene hiçbir iş yapmasam da, atıyorum kendi isteğimle yurt dışına gitsem, 2 sene orada kalsam da yine 3. sene gelirim burada, güzel bir projede yer alırım. Türkiye'nin en büyük bayan oyuncularından biri. Çok değerli ve altın portakallı bir oyuncu ve hakikaten oynadığı her rolde de olay yaratan birisi. Çok daha altın kalplidir. Evet, Show TV'de de yeni bir dizisi başlayacak. Böyle bir dedikodu çıkmış. Şimdi zaten bunu hatırlarsan biz masamızda konuşmuştuk. Hatta doktorumuz da vardı burada, estetik doktorumuz. Ilgili. Sevgili Hande Ataizi için dediler ki işte yüzündeki dolguları aldırdı, fiyatını da indirdi, diziye başlıyor. Hani biz de birebir yakından tanıyan ve de gören, sohbet eden insanlar olarak onun yüzünde dolgu olmadığını doktorumuzla birlikte onaylamış olduk. Şimdi geriye ne kalmıştı? Bu kalmıştı. Fiyatını işte düşürdü. Sevgili Hande Ataizi ile arkadaşlarımız Bebek'te karşılaşıyor, gazeteci arkadaşlarımız ve dün konuştum sevgili Hande Ataizi ile. Dedi ki Seyhancığım fiyatımı arttırdım demedim, hani sen beni tanıyorsun, ben böyle kelimeler kullanmam. Bana sordular Hande Hanım fiyatınızı düşürmüşsünüz, arkadaşlar yok böyle bir şey dedim dedi. İşte gazeteci arkadaşlarımızın sonrasında da attığı başlık fiyatımı yükselttim. Yani fiyatımı yükselttim dememiş sevgili Hande Ataizi, sadece fiyatımı düşürdüğüm gibi bir şey söz konusu değil demiş. Ya şimdi fiyatlar tek bir rakam söylemem mümkün değil. Yani kimi star... Yani şu anda iyi bir başvuru oyuncusunun aldığı fiyat herhalde bildiğim kadarıyla hayır çıktı. 45-50 bin lira değil. Yani. 60-65 bin lira dizi, yani haftalık. Hayatında 60 bin lira aldın mı haftalık Çağlan? Ücret alan aldın dizi mı? Oyuncusu var. He? Ya. Yok ya, nerede? Hayatında 60 bin lira aldın mı? Sen aldın mı? Aldım. Ne zaman? Aldım. Haftalık. Bir eskiden, bölüm. Eskiden dizi film paraları çok çok daha fazla yüksekti. Ben Aynalı Tahir'den sonraki dizimde, Kurt Kapanı dizisinde haftada 50 bin dolar aldım. Ne? Alamazsın. Evet. Hadi be, hadi git. Tuş vurun, tuş vurun. Ay. Vallahi yalan billahi söylüyorsun. Yalan söylüyor. Alamazsın diyor bu da. Niye alamıyorsun? Alamazsın ya. Ama çok eskiydi. Yemin ediyorum o zaman aldım. Öyle paralar mı vardı? Ortada vergim. Ben o sene vergi sıralamasında 9. oldum.
Allah Allah. 50 bin dolar mı aldın benim başına? Ama yok o dönemler o. Sana şöyle söyleyeyim. O dönem Mahsun Kırmızıgül'ün de bir dizisi vardı. O zaman başka bir kanalda. 100 bin dolar alıyordu. Gözlerimi kapatamıyorum yalnız şu an. 100 bin dolar alıyordu. Bölüm başı. Tabii. İbrahim Tatlıses alıyordu. İbo Şov'u 150 bin dolar alıyordu. Anne. Yani o zaman şimdi yani 2013'e uyarladığımızda 50 bin doları sen şu andaki starlardan da çok yüksek para almışsın. Ama o dönemler ben normal para alıyordum. O dönemler çok yüksek. Allah bereket versin canım. Evet yani. Allah bereket versin. Yalnız bu arada aldığın parayı rahatlıkla açıklıyorsun. Çünkü vergi sıralamasına... Tamam vergi tabii. Sıralamasına da girdin ama hala şey dün Twitter'dan hep yazdılar bana. Seyhan abla sen bunu araştır hangi dizisinde kiminle aşk yaşamış diye. Evet. Onlara söz verdim. Peki bu 50 bin dolar aldın dizi mi o aşk yaşadığınızı? Hayır. Çıkıştır sana Çağla benim yerime. Ya söylemiyor ya. Ben öğrendim evli söyleyemiyorum ismini. Konuyu da. Peki tamam sevgili Hande teyze şu anda telefonu attığımızda kendisine günaydın diyoruz. Günaydın. Nasılsınız? Güzelsiniz. Biraz sesim kötü kusura bakmayın grip oldum. Geçmiş olsun. Ben de bu havalara yenilip herkes gibi... Nasılsınız? Biz çok iyiyiz, siz? Valla öncelikle programı tebrik etmek istiyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Yani ben, Seyhan'ın benim için çok özel bir yeri vardı. Aynen. Hani söylemeden geçemeyeceğim. Her zaman kaliteli magazincilik yapanlardan olmuştur. O yüzden bence doğru zamanda doğru bir şey hak ettiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, programın da bu yüzden gerçekten başarılı olacağını düşünüyorum sizin sayenizde de. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Hande Atayiz de benim için çok özel. Yani canım acır ona bir şey oldu. Hayırlı olsun. Siz de çok yakın bir zamanda Show TV ekranlarında olacaksınız yeni bir diziyle. Evet, evet. İşte herhalde 1 Kasım'da başlıyor çekimlerimiz. Yayın tarihi ne zaman gibi görünüyor? Ne zaman yayınlanacak? 3. haftası falan da herhalde artık başlayacak. Hadi bakalım evet, harika. Hadi inşallah. Hande Hanım dizide bu arada sizden başka kimler var Hande? Şafak Sezer var. Yine çok değerli tiyatro oyuncularımız var. Hı hı. Şimdi kastla hızlı bir şekilde yapılıyor. İşte stüdyolar oluşturuluyor. Artık çok kısa bir zaman kaldığı için herhalde 5-6 güne de çekimlere başlıyoruz. Harika. Evet. Hayırlı, hayırlı olsun. Güzel yeni bir iş. Her şeyden önce toprağımızın adapte edilmesi de beni çok sevindirdi. Çünkü takip ettiğim bir projeydi. Ben Şafak'la da iyi olacağını düşünüyorum gerçekten. Onun da iyi oynayacağını ve hani o role uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden bakalım. İkinizin birbirine çok yakışacağını düşünüyorum ben de. Hayırlısı olsun inşallah. Peki biz bu son konularla ilgili bir de sizin ağzınızdan duymak istiyoruz. Hande teyze tabii ki çok büyük bir oyuncu, çok büyük bir isim. Ne yapsa olay oluyor. Ve son günlerde hep sizinle ilgili... İşte dizi fiyatını düşürdü, işte estetik haberleri vesaire. Ki dolgu yaptı, dolgusunu aldırdı. Burada da bir doktorumuz vardı, kendisi yüzünüze baktı ve estetik olmadığını söyledi herhalde. Size inanmayanlar doktorumuza inanmıştır diye düşünüyorum. Neler söyleyeceksiniz konuyla ilgili bir de sizden dinleyelim. Ya çocuklar, şimdi şöyle bir durum. Magazin gerçekten hani insanların çok ilgisini çeken ve hepimizin takip ettiği bir şey. Tabii. O yüzden orada haberleri şey tutabilmek için nasıl diyeyim? Yani insanlara cazip hale getirebilmek için bu gazetecilerin gazeteci demeyeyim işte o dışarıdaki arkadaşlarımız, paparazziler bunu bir şekilde cazip hale getirmeleri gerekiyor. Yani benim şimdi diziye başlamam çok büyük bir olay değil. Ama fiyatını ikiye katladı gibi bir başlıkla bunu yazmaları fiyatını ikiye katladı vay böyle bir şey denir mi? İşte herkesin yorumuna açık daha farklı bir şeyle, başlıkla bu haberi okutmak. Tabii ki. Bir durumları var. Seyhan sen de biliyorsun yani. Evet, biraz... size katılıyorum. Cazip hale getirmek. Cazip hale, yani mesela benim araba almam çok önemli değil. Ancak çok pahalı bir araba alırsam bu haber değeridir. Veya ben borç batağındaysam eğer bu haber değeridir. Genelde bana da böyle şeyleri yakıştırıyorlar. Ne yapabilirim yani? Yok yüzündeki dolguları aldırdı, kaburga kemiğini aldırdı. Evet. Bu estetikle ilgili. Acayip haberler çıkıyor sizinle ilgili doğru evet. Haber ben şey bir insan değilim ki fiyatımı ikiye arttırdım falan böyle görgüsüzce üçe katladım. Tarzı bir tip değilim zaten tanıyan biliyor ama şimdi o haberi gazetede okuyan birisi şunu da diyebilir. Bir ayıp bir şey yani görgüsüzlük fiyatımı ikiye katladım falan gibi laflar. Hani yakışıyor mu diye düşünen insanlar olabilir.
Ama işte maalesef biz de halka mal olmuş burada medyanın içinde olan kişiler olarak bir sürü hedefe de açıyoruz. Yani sevenimiz de oluyor bütün bunlardan dolayı. Sevmeyenimiz de oluyor. Tabii ki. Ben pozitif düşünmeye çalışıyorum. Harikasın. Yani zaten her zaman pozitif. Evet. Ha bir de hani güzel şeyler yapmak. Hani kimse birbirini kırmasın. Mutlu bir şekilde ilerleyelim. Yani çünkü magazin her zaman var olacak. Tabii. Şimdi siz de magazin yapıyorsunuz. Ama bunu nasıl yaptığın önemli. Evet. Kesinlikle. Spora mı buradan Hande Hanım? Buradan spora gidiyorum. Harika. Spor, evet. Her gün haftanın 5 günü. Bak bu güzel şeylerden konuşalım. Her gün olmadan haftanın 5 günü. Spora gidiyorum. Şimdi bakıyorum. En son röportajımızda biz tabii bebeği konuşmuştuk sizinle ama Alişan diyor ki evet. Bana böyle işaret yapıyor. Evet. Çocuğu sorsana. Var mı böyle hani yakında güzel haber alabilir miyiz acaba? Ya şimdi tabii biliyorsun daha önceden böyle bir iki şeyimiz oldu. Yani denememiz. Anlar yaşadık. Çok istiyorum. Şimdi ne istemeyeyim ki? Bir kadın olarak hani ben de anne olmak istiyorum. Bu dünyada bir İnşallah. Çocuğum olsun istiyorum. Ama demek ki bazı şeyler ya zamanında ya da belki de hani bu hayatta benim kaderimde böyle bir şey de yok. Hani onu da bilmiyorum. Ama hani yılmadan en şey şekilde... Bu şimdi bir de tabii çalışma dönemine gireceksiniz falan. Şimdi zaten birazcık daha olur diyorum. Ertelenmiştir. İnşallah. Allah inşallah en doğru zamanda size de nasip etsin inşallah anne olmayı. Aynen. Yavrunuzu kucaklamayı. İnşallah. Çok sağ olun aradığınız için. Çok mutlu oldum sesinizi duyduğuma. Ben de çok öpüyorum hepinizi. Biz de çok öpüyoruz. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin tekrar sağ hayırlı olsun. Ben de. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kendisi sağ olun. Kendisi gibi badem gözlü bir kızı olsun. İnşallah. Çok i̇nşallah. İstiyor çünkü biliyorum. Şimdi hemen ikinci konumuza geçelim. Tuğba Büyüküstün'le ilgili bir haberimiz var. İlginç bir haber. Çok ilginç evet. Ve o haberin de bir VTR'si var. Onu izleyelim. Sen de kahveni iç. Ondan sonra buradayız. Bir şeyler yapıyorsunuz ve bu sizin çok da tanımadığınız, evet bir fikir sahibi olduğunuz ama çok da bilmediğiniz bir yerlere gidiyor. Tuğba Büyüküstün'ün komşusuyla yaşadığı çok ilginç olay ne? Bir yere yetişiyorum. Peki o zaman biz sizi fazla rahatsız ettik. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Sağ olun. Ekranların sevilen oyuncusu Tuğba Büyüküstün'ün yine komşularıyla başı dertte. Her an her şey olabilir. Ben çok kendime böyle hani yol çizen ve onu uygulayan bir insan değilim. O anda ne hissediyorsam, içimden ne geliyorsa hani ona uygun davranıyorum. Dolayısıyla çok spontan yaşayabiliyorum. Güzel oyuncu Tuğba Büyüküstün, eşi Onur Saylak ve ikiz çocuklarıyla birlikte yaşamak için 1 milyon dolara satın aldığı evin alt katındaki klinikle zil krizi yaşıyor. Ya baba öyle sıkıntı da ya. Tuğba Büyüküstün'ün alt katındaki kliniğe gelen ziyaretçiler sürekli güzel oyuncunun ziline basınca güzel oyuncu çareyi kapı zilini sökmekte buldu. Yapacak bir şey yok. İnsanların kendi fikridir, kendi düşüncesidir, saygı duymak lazım. Tuğba Büyüküstün'ün komşularıyla yaşadığı ilk problem değil bu. Daha önce de Bodrum'daki yazlığının yanındaki evin Tuğba Büyüküstün'ün 6 köpeği gürültü yaptığı için uzun süredir satılamadığı iddia edilmişti. 2 yılda 5 yaş büyüdüm herhalde. Çünkü dediğim gibi yalnız kalıyorsunuz. Yaşar abicek en ilginç şeylerden biri. En ilginç ama çok hani haklı bir durumda Tuğba Büyüküstün şey yapmakta, rahatsız olmakta. Düşünsenize. Birikiminizle bir ev alıyorsunuz ve bu hayallerinizin evi, dubleks bir de bildiğim kadarıyla evleri, bir de üstüne üstlük bebekleriniz var, iki tane. Evet. Ve sürekli alt kattaki kliniğe gelen insanlar sizin zilinizi çalıyor. Hani yani yanlış olarak mı yoksa hani Tuba'nın evi olduğunu bildikleri için? Yanlışlıkla çalıyorlar. Yanlışlıkla yani bunun hani şey böyle gözlerinizi bir an önce bir kapatın. Ve bunu yaşadığınızı düşünün. Olabilir ya. Hayır, olabilir olmaz mi? Demiyorum zili ama çok bence çok sinir bozucu, çok yani. Sinir bozucu bir durum. Evet, en sonunda zor. Zili sökmek zorunda kalmış. İyi yapmış. Bu çok sık yaşanan durumlardan biri aslında. Hani iş yeri olduğu zaman evinizin hatta sadece alt katında olmasına gerek yok. Yanında bile olsa yanlışlıkla yan tarafa girilebiliyor.
Tabii canım bizim de başımıza geliyor yani. Evet. Düşünsene sen çocukları uyutmuşsun. Evet. Benim çocuklar zil sesine uyanmıyor canım. Aynı yani diyelim güzel. Ki şey gibi zil çalıyor ama. 10 dakikada bir kliniğe gelenden zil çalıyor. Ne yaparsın? Sökerim. Yani, ya mesela sökerim benim yani. Çok yakın bir akrabamın telefonunu da SSK hastanesi diye arıyorlar. Bir numara benziyor. Aa, işte. Onların da telefonunun sürekli fişi çekili. İşte. Tuba Büyüküstün bu sene herhangi bir dizide daha başlamadı değil mi? Başlamadı diye biliyorum. Bu sene başlamadı. Evet. Hayranlar eminim bekliyordur. Çok sevilen biri Tuğba Büyüküstün. Çok. Hani annelik de ona çok yakıştı. Eşiyle de birbirlerine çok uyuyorlar ama hani bu zil sorununu nasıl çözümlerler? Demek ki çözümleyemedi ki en sonunda zilini sökmek zorunda kaldı. Hani kliniğin de burada yapabileceği bir şey yok. Hani yanlışlıkla gelip çalıyorlar demek evi ki. Bir de evi, ama ilginç bir konu. Evi de çocukları rahat etsin diye, yani rahat bir şey evet, olsun diye. Büyük. Huzurlu bir ortam olsun diye 1,5 milyon dolar almış. Evet yani hani çocukları düşünüyorsun. Büyük İnşallah zil çıktıktan sonra, söküldükten sonra daha huzurlu, mutlu bir ama, hayat yaşarlar. Peki ama gelenler ne olacak şimdi? Herkes onları mı arayacak? Arasınlar. Geldik Tuğba, kapıyı aç. Anne kızı. Arasın ne olur. Arasınlar. Şey gibi. Recep Vedek'te gibi bağırsın. Geliyor diye bağırsınlar çıkarlar. Peki şimdi asıl bomba konumuza evet. geçiyoruz. Biraz önce de bahsetmiştik programımızın başında. Gerçekten enteresan ve hani komik diyemeyeceğim, hayır, trajik. Hayır asla değil. Hani bayağı can sıkıcı, üzücü. Bu görüntüler ilk var. Kez, evet, ilk kez her şey dahilde olacak. İsterseniz bir izleyelim haberimizi, sonra üzerine konuşacağımız bir şey var. Buyurun. Benim Dünyam filminin galasında büyük şok. Sinirliyim şu an, tamam mı? İnsanların zayıf noktalarıyla dalga geçme. Bayağı iyisin. Kendine gelsin. Başrollerinde Beren Saat ve Uğur Yücel'in oynadığı Benim Dünyam isimli sinema filminin galası dün akşam yapıldı. Fragmanı da çok beğenmiştim. İyi bir film bekliyorum ben. Kaç gün? Kaç saat? Kaç dakika? Görmeyen ve işitmeyen bir çocuğa bir şey öğretmek için öğretmen değil, sihirbaz olmak lazım. Keyifli başlayan gala nasıl kabusa dönüştü? Paramı sen geldin, artık sen dürlü olacaksın. Görsün her şeyi. Beren Saat'in sevgilisi Kenan Doğulu'yla birlikte katıldığı gala gayet keyifli başladı. Dur, dinle şu derdimi, kim bilebilir ki? Aramızda küçük bir leğen getirdim yanımda. Ağlamaya hazırlıklıyız. Yılmaz Erdoğan ve Halit Ergenç de galadaydı. Yani merak ediyorum çok. Çünkü çok iyi olduğunu duydum çalışan arkadaşlardan da. İçeride böylesine keyifli dakikalar yaşanırken galanın yapıldığı salonun girişinde kelimenin tam anlamıyla şok görüntüler vardı. Hayır, gerçekten hiç gerek yok. Yüzlerce seçkin ve birbirinden ünlü konuğun katıldığı galaya gelen ve herkesin Ciciş kardeşler olarak tanıdığı Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler galayı resmen birbirine kattı. Paramı sen geldin, artık sen dürlü olacaksın. Görsünler. Baba sen söyler misin? Galanın davetsiz misafirleri olay çıkardı. Kapıda gelen konukları karşılayan kadın görevliyle önce tartışan Ciciş kardeşler daha sonra hızlarını alamayıp genç kadını tartaklamaya başladılar. Ne yapıyorsun? Hadi gel. Arkadaşlar. Ya güvenlik yok. Arkadaşlar. Sen de bir dakika. Ciciş'ler yakın bir tarihte film çektiklerini ve bu nedenle kendilerini sinema camiasının içinde gördüklerini söylüyorlardı son olarak. Dün akşamki galada yaşananlar bunlar. Şimdi söz stüdyoda ve yorumcularımızda. Sinirim bozuldu. Yani vallahi sinirim bozuldu. Ne olursa yani, olsun çok, şey çok kötü ya. Çok kötü olaylar. Sadece ben şunu öğrenmek Ay, istiyorum. Sen şey haberin varsa. Ya. Bu filmin galasına Esra Ceyda kardeşler davetli değiller. Davetli değiller. Peki davetli olmadıkları bir yere? Davetli olmadıkları bir yere. Türkiye'de bu tip galalara böyle katılımlar çok olur. Davet yani böyle en şık kıyafetlerini hazırlatırlar. Az tanınanlar ya da çok tanınanlar oraya gelip basına poz verirler. Filmi de seyretmeden çıkar giderler. Peki orada o kavga ettikleri hanım kim? O kavga ettikleri hanım kapıda görevlileri karşılayan hanım değil. Bizim yani filmin PR'ını yapan
Şimdi ismini vermek istemiyorum çünkü ailesini düşünerek vermek istemiyorum. Peki, bizim arkadaşımız diye. O niye muhatap olmuş? Kapıda görevler yok mu? Şimdi anladım. Kapıdaki görevli zaten basını karşılayan görevli onlar. Tamam. Bütün herkese hoş geldiniz diyen görevli karşılayan, değil. Davetli. Basından davetlileri karşılayan PR firmasında çalışan benim kardeşim. O saçına yapışılan kişi. Sen tanıyor musun? Tabii ki tanıyorum. Hepimiz arkadaşız. Hepimiz omuz omuza çalışıyoruz. Yani benim oradaki kişi arkadaşım olarak ya da ya sinirimden konuşamıyorum. Benim kardeşimin yerine koyduğum birisi. Sen nasıl gelsen de ünlü olacaksın diye bir taraftan saçına yapışıp bir taraftan diğeri kafasına vurup diğer taraftan da aşağıdan tekme atabiliyorsunuz. Böyle bir hakkınız var mı ya? Var mı böyle bir hakkınız? Yani, bu insanın annesi, babası, anneannesi, babaannesi her neyse. Böyle bir hakkınız var mı ya? Ya bir şey diyeceğim. Yani annesi babasını bırak. Hani kişilik olarak zaten kimsenin kimseye sen, böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Ama şimdi kimsenin kimseye böyle bir şeye hakkı yok, kabul ediyorum. Ama bir de insanlık nerede? Yani sevgi duyguları nerede? Bu kız size ne yaptı? Sizin zaten nasıl bir tarzınızın olduğu, nasıl bir karakterinizin olduğu biliniyor. Ne istiyorsunuz insanlardan? Sizi görüyorlar ve galalarını almak istemiyorlar. Yani bunun o kadar çok tarafı var ki, bakın orada trilyonlar harcanmış bir film çekilmiş. Film çekenler Uğur Yücel, Beren Saat, TMC Film. Türkiye'de en saygın yapım firmalarından biri. Ya size davetiye gelmemiş, gönderilmemiş. Sen neden geldin? Çünkü bunu çok yapan var. Gelir basına poz verir. Seni içeri almadılarsa git. Ama oradaki amaç kendilerine hatırlatmak olduğu için amaçlarına ulaştılar. Aynısını söyleyecektik. O olaylar amaçlarına çok yanlış, ulaştılar çok işte. Şu hareketler çok hakikaten ya. Çok çirkin hareketler. Hani en azından bir hanıma yakışmayacak. Yani galaya girmeleri artık hiç önemli değildi. Amaçlarına ulaştılar. Yapmak istediklerini yaptılar. Ama bu yaptılar. İyi bir şey mi? Bu? Ama onların hayatı zaten hep böyle gitmiyor mu? Yani iyi bir şey. Ceyda ve Esra Ersoy ne yaptılar Türkiye'de? Neyle tanındılar ki? Hani iyi bir şey mi diyorsun? İnternete girdiğinde giyinik fotoğrafları yok. Hani şeyde bir toplumda saygınlıkları yok. Ha saygınlık kazanmak için bunları yaptıkları müddetçe saygınlık kazanabilirler mi? Background'larına baktığımız zaman Bodrum'a gidiyorlar. Bodrum'da bir esnafın mağazasını dağıtıyorlar. Orada görüntüler var. Bu yaz hatırlayacaktır. Bizi izleyenler. Polisler çeviriyor alkollü bir şekilde. Polislerle kavga ediyorlar. Polislere hakaret ediyorlar. Yani vasıfları olmayan insanlar Türkiye'de medyada. Ne diyeyim ki yani hani ne söyleyeyim her şey ortada zaten. Ya şöyle söyleyeyim. Ha tartışabilirlerdi, bağırabilirlerdi. Bizi niye içeri almıyorsunuz diyebilirlerdi karakterlerinden ötürü. Ama bir genç kıza bunu nasıl yapabilirler ya? Ve kızcağız ya, bak ya, bu... kızcağız afallamış karşılık veremiyor Alişan. Şimdi... Bak ve öyle böyle bir saça yapışma değil. Bak şimdi öbür taraftan vurmaya başlayacak kafasına. Ya bu çok çok şey ya. Yani bu diyorum bak, ya. Bak nasıl vuruyor? Yani nefret oradan tekme atıyor. Nefretle vuruyor. Sevgisizce vuruyor, acımadan vuruyor ve utanmadan diyor ki sen de ünlü olacaksın peki diyor. Peki bu kadar vurmaları, bu kadar böyle hakaret etmeleri, bu kadar böyle şiddet şey yapmaları acaba kız onlara kötü bir şey mi dedi? Ya bunun hiçbir şekilde şeyi yok da, savunması yok da. Hani... Benim arkadaşım, birebir arkadaşım değil ama çalıştığı firma çok büyük bir firma. Yani onların sadece şu mu denmiş? Yani siz davetli değilsiniz içeri alamıyorsunuz. Aynen öyle. Onların çalıştığı firma çok büyük bir firma. Başlarında da çok büyük ve kaliteli bir isim var. Onlar saygısızlık yapamazlar. Çünkü çalıştıkları firmanın kalitesi, seviyesi, çıtası belli. Peki içeri alsalardı bu kadar olay... İçeri alsalardı bu olay olmayacaktı ama böyle büyük bir yapım firması niye onları davet etmiş olsun ki galasına? Belki içeride bir şey yapacaklardı. Yani bu olayları içeride, belki bunun daha farklısını içeride bir şey yapacaklardı, çıkaracaklardı. Yani böyle bir dizinin, yani böyle bir yapımın bu şekilde bekleniyor. Konuşulması çok aynen üzücü. Öyle. Hem oyuncular için hem yapımcısı için. Sansasyon beklendiği, yani sansasyon yapabilirler diye zaten içeri alınmıyorlar. İçeride belki galada bir şey yapacak.
Ama o içeride bence bir şey yapmaz da içeride basın yok çünkü. İçeride şey basın diyeceğim. Var olur mu öyle her şey? Her şey kapının önü. Tabii ha, burası kapının söylüyorum. Önü. Bu gördüğünüz kapatılan hava soğuk diye kapatılıyor. Bu koridordan geçip sinemanın fuayesine giriyorlar. Ondan sonra da sinema salonuna geçiyorlar. Hayır öyle bir kinle, öyle bir böyle nefretle saçını çekip öyle vuruyorlar. Onu sanki yani gerçekten... Erkek erkeği kavga ettiği... Hayır gelmiş, onu, sadece o kızı oraya dövmeye gelmişler gibi. İşte hani yani niyet deyince, oymuş yani sanki. Sanki o kızı daha önceden tanıyorlarmış da aralarında. Baya biz gidelim bu kızı bir dövelim demişler gibi yani şu anda. Şimdi baktı ufak tefek, baktı ufak tefek bir erkeğin... Bir erkeğe bunu yapamayacağına göre gözüne onu kestirdi. Sansasyonumu burada yapayım dedi. İki kız şikayetçi olmamış mı? Şimdi... Olabilir yani bu görüntü. Ya şikayetçi olabilir, dava açabilir, suç duyurusunda bulunabilir. Çünkü bu Esra'yla Ceyda'nın artık Esra ve Ceyda Ersoy'un durdurulması gerekiyor bana göre. Ne yapacaksın? Nasıl ya, ne bileyim ben, şimdi ama oraya. Şimdi vukuatları çok fazla. Belki cezayı ceza alacaklar. Yine geçtiğimiz yaz galiba bir Bodrum'da bir mağazayı da dağıtmışlardı. Bodrum'da mağazaya girdiler geçtiğimiz yaz. Bodrum'daki mağazayı dağıttılar. Eşya adamın, esnafın raflardaki ürünlerini alıp atmaya başladılar. Adam bunları dövdü. Polislerle aynı şekilde polisler durdurdu, polislerle birbirlerine girdiler. Gözaltıları var uyuşturucudan. Yani hangi birini sayayım ki? Ne diyeyim, ne söyleyeyim? Ben sana bir şey söyleyeyim. Yani hakikaten saçını çekmesi yani şeyi falan. Yani şu saçına yapışılan kardeşimin lütfen kendi kardeşiniz, kendi kızınız olduğunu bir an evvel düşünün. Yani düşünün. Ve o zaman neden bu kadar sinirli olduğumu anlayacaksınız. Hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı yok ya. Ya bu arada tanımasam da zaten. Bu arada yani. Esra ve Ceyda hani yayınımıza bağlanabilirler. Onlar da konuşabilir neden böyle bu sabah, yaptıkları. Hani bunun hiçbir izahı yok ama ben çok merak Twitter'da, ediyorum neler söyleyecek. Bu sabah Twitter'da gazeteci arkadaşlarım eleştirmişler dün gece galada olanları. Çoğu demiş ki biz hani haberi kullanmayacağız. Yapılan hani çok kötü bir şey. Saygımızdan dolayı haberi evet. kullanmayacağız. Hani onları ön plana çıkartmayacağız. Hı-hı. Gazeteci arkadaşıma verdikleri cevap. Sen gazeteci misin? Nesin? İnanamıyorum. Yani bu derece bir saldırganlık var. Hani en azından ne bileyim insan susar, özür diler. Biz ne yaptığımız... Ay, neyse ya özrü yok bunun pardon. Ne dediğimi bilmiyorum. Yani bunun özrü yok hayır. Bir de üstelik sen de ünlü olacaksın diye. Neyse. Üstüne gidiyor. Yani saçını çektikten sonra gel sen de ünlü olacaksın diyor. O niye ünlü olsun ki? O normal maaşlı çalışan biri ekmeğini sabah 9 akşam 6 çalışarak böyle galalarda sabahlara kadar çalışarak ekmeğini kazanan bizden biri, normal halktan biri. Biz soyunan insanlar değiliz. Neyse. Edepli insanlarız. Biz şöyle diyelim. Şu bir tane şey vardı. Orada bir şey söylüyor ya, kardeşlerden bir tanesi. Bir röportaj yapıyorlar. Benim üstüme Allah gelme. Şu an sinirliyim. Hiçbir şey yok. Onu bir tekrar ya. Biz seyredebilir miyiz? Ne söylemişler? Bir izleyelim Şu tekrar. Evet baştan bir daha izleyebilir miyiz? Benim Dünya filminin galasında büyük şok. Sinirliyim şu an tamam mı? İnsanların zayıf noktalarıyla dalga geçme. Başrollerinde Beren Saat ve Uğur Yücel'in oynadığı Benim Dünyam isimli sinema filminin galası dün akşam yapıldı. Fragmanı da çok beğenmiştim. İyi bir film bekliyorum ben. Kaç gün? Kaç saat? Kaç dakika? Görmeyen ve işitmeyen bir çocuğa bir şey öğretmek için öğretmen değil sihirbaz olmak lazım. Keyifli başlayan gala nasıl kabusa dönüştü? Paramız sen geldi. Artık sen dürlü olacaksın. Ya bak görsünler. Beren Saat'in sevgilisi Kenan Doğulu'yla birlikte katıldığı gala gayet keyifli başladı. Dur dinle şu derdimi kim bilebilir ki? Aramızda küçük bir leğen getirdim yanımda. Ağlamaya hazırlıklıyız. Yılmaz Erdoğan ve Haluk Ergenç de galadaydı. Yani merak ediyorum çok. Çünkü çok iyi olduğunu duydum çalışan arkadaşlardan da. İçeride böylesine keyifli dakikalar yaşanırken galanın yapıldığı salonun girişinde kelimenin tam anlamıyla şok görüntüler vardı. Ay çok gerçekten çok gerek yok. Çok yüzlerce seçkin ve birbirinden ünlü konuğun katıldığı galaya gelen ve herkesin Ciciş kardeşler olarak tanıdığı Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler
galayı resmen birbirine kaktı. Paramı arkadan gel, biraz da sendirli olacaksın. Görsünler. Baba, sen söyler misin? Galanın davetsiz misafirleri olay çıkardı. Kapıda gelen konukları karşılayan kadın görevliyle önce tartışan Ciciş kardeşler daha sonra hızlarını alamayıp genç kadını tartaklamaya başladılar. Ne yapıyor? Biliyor musun? Arkadaşlar. Ciciş'ler yakın bir tarihte film çektiklerini ve bu nedenle kendilerini sinema camiasının içinde gördüklerini söylüyorlardı son olarak. Dün akşamki galada yaşananlar bunlar. Şimdi söz stüdyoda ve yorumcularımızda. Söylenecek bir şey yok. Valla yorumcularımız da dedi ama gerçekten söylenecek hiçbir şey yok. Yorum Türk halkının bence bizim söyleyebileceğimiz bu konu üzerine benim çünkü yani o kadar diyecek bizim söz bu sabah, bulamıyorum. Bizim bu sabah yani. TMC'yi tebrik etmemiz, Beren Saat'i tebrik etmemiz, Uğur Yücel'i tebrik etmemiz gerekiyordu. Normalde onlar olmasaydı. Kenan Doğulu'nun galaya katıldığını, sevgilisini yalnız bırakmadığını konuşmamız gerekiyordu. Sevgili Halit Ergenç'in Yılmaz Erdoğan'ın da orada olduğunu konuşmamız gerekiyordu. Gişede başarılar dilememiz gerekiyordu. Ama biz... Yine de diliyoruz tabii. Tabii ki diliyoruz ama biz böyle maalesef... Böyle bir gölge düşmesi çok üzücü. Gölge düşmeyecektir. Hayır, gala gecesinde gölge düşmesi. Filme de, tabii evet. Ki yani çok değerli oyuncular var eminim. Çok izlenecektir mutlaka. Ben gitmeyi düşünüyorum. Bence yani. Esra ile Ceyda da bir an önce akıllarını başlarına alsınlar. Böyle hareketler bir daha yapmasınlar. Yani bu hareketler iyi bir reklam değil. Hani reklamın iyisi kötüsü olmaz çok, diye bir çok şey. Yani belki onları biri söylemiştir ama bunlar iyi şeyler yok, değil. Çok çok kötü. Böylelikle yani şiddet hani hiçbir yere alınmazlar. Kaldırmak iki kişi birini... Böyle yapmakla hiçbir yere alınmaz. Zaten bundan sonra pek bir yer alınacaklarını zannetmiyorum. Alınmadıkları neyse, zaman şey ne olacak? Istedim. Böyle olacak konumuzu işte. Konumuzu bence kapatalım bu konuyu. Daha fazla şey yapmayalım. Evet. Vallahi, neyse. Konumuzu alalım. Hazır. Güzeller güzeli. Bizim Cennet Mahallemizin komiserimizin kızıydı. Büyüdü şimdi. Türk sinemasının. Fıstık gibi güzel bir kız oldu. Evet, hem sinemada hem boy de, gösteriyor evet. Hem dizilerde boy gösteriyor. Dehancığım geleceğiz birazdan. Tamam, Dehancığım. Hemen alalım onu. Şimdi. Alkışları alalım önce. Şöyle alalım ödü alkışlar gelsin. Ceyda! Ateş geliyor! Komiserim kızına bakmıyor. Yedim ya. Bak. Tabii. Nasılsın? 16 yaşındaydım sizle çalışırken. Şimdi kaç yaşındasın? Şimdi 26. Ne? Oy 10 sene olmuş. Ya inanamıyorum 10 ya. 10 sene geçti. Evet. Vay be. Geçti. Nasılsın? Çok İyiyim, güzelsin. İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz vallahi ne yapalım çok iyiyiz. İşte sabah kalkıyoruz geliyoruz. Ya, deminden buraya. Beri içeride şok olmuş bir şekilde görüntü izliyorum. Sen görüntüleri izledin mi? Bugün izledim. Hatta ben sabah bir Seyhan'la ufak bir korktum dedi ki işte gerildim işte Twitter'a yazmış. Ben dedim ki ne oldu? Dedi ki görüntüleri beraber izleyeceğiz dedi. Allah dedim benle ilgili bir şey mi yoksa dedim. Bir korktum ama içeride izledim gerçekten hiç, çok büyük bir saygısızlık. İnanılmaz çok bir şey. Büyük bir saygısızlık yani şok olarak izledim. Biz de öyle olduk hala onun şoku galiba atlatamadığımızı düşünüyorum. O yüzden lütfen bir veterini izleyelim seninle ilgili tamam. Yaptığımız röportajı izleyelim. Sonra yerimize geçip sohbetimize başlıyoruz. İşte Mahsun Kırmızıgül'ün ilham kaynağı Firuze. Mahsun Kırmızıgül, minik serçe Sezen Aksu'nun bestesi Firuze'den ilham aldı ve dillerden düşmeyen o şarkı Mahsun Kırmızıgül'ün yapımcılığında dizi oldu. İşte Show TV'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Firuze. Show TV'de ilerleyen günlerde sevenlerine merhaba demeye hazırlanan Firuze dizisi şimdiden çok ses getirdi. Herkes merakla dizinin yayınlanacağı günü beklerken dizinin kötü karakteri Suzan yani Ceyda Ateş'le Bebek'le buluşmak üzere sözleşti. Ve Ceyda Ateş'le birlikte Deniz'i karşımıza alıp harika bir sohbet gerçekleştirdik. Bakalım güzel bir dizi oldu yani güzel bir kadromuz var. Güzel de bir ekip olduk bakalım. Olsun be güzelim olsun aşkın salsalı belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum hiç kimseyle işim olmaz.
Ceyda Ateş Suzan olacak. Suzan için şunu diyemem, hani iyi ya da kötü diyemem. Son günlerin en çok ses getiren projesinde yer almaya hazırlanan Ceyda Ateş'ten canlandıracağı Suzan karakterini dinlemeyi çok isteriz doğrusu. Suzan aslında kendi doğrularını bilen, dik durmayı başarabilen, haklı olduğu sebeplerden dolayı kendince planlar yapabilen. Yine kötü kadın olacak. Ne oldu? Yüzüme bakamayacak kadar utandım mı? Herkesin aklında hep aynı soru var. Ceyda Ateş neden hep kötü kadın rollerini oynuyor? Bir önceki projesi Adını Feriha Koydum dizisinde de fettan bir karakter olan Hande'ye hayat veren Ceyda Ateş, Firuze dizisindeki performansıyla da yine parmak ısırtacak mı dersiniz? Aslında hani Feriha'da Ceyda'yı hani dişi bir kadın olarak tanıttılar ama aslında dişi bir kadın değildi. Üniversite öğrencisi, genç bir kızdı ama hani böyle şeydi, hani biraz hani dişilikte o üniversitelerde olur öyle bir kızdı ama burada Ceyda Ateş'i daha olgun bir kadın olarak görecekler. İşte oyunuyla, giyimiyle, her şeyiyle, karakteriyle çok farklı görecekler. Mutluluğu sevgilisinde buldu. Sevgilimi o kadar çok seviyorum. Genç, güzel, şöhretli ve başarılı. Sadece iş anlamında değil, özel hayatında da mutlu günler yaşıyor Ceyda Ateş. Her ne kadar sevgilisi Buğra Toplusoy'un ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilse de gözleri aşkla parlıyor. Baba Toplusoy'un zehir zemberek iddiaları. Bunları konuşmak doğru değil. Sevgilisi Buğra Toplusoy'un babası Turgut Toplusoy'un Ceyda Ateş hakkındaki iddiaları zehir zemberekti. Oğlunun parasız kaldığında teknesini satıp parasını Ceyda Ateş'le harcadığını öne sürmüştü. Tüm bunların yanı sıra oğlunun fütursuzca Ceyda Ateş için para harcadığını ve hatta Ceyda Ateş'in sadece serveti için Buğra Toplusoy'la ilişki yaşadığını ima etmişti. Benim hani hayatım boyunca hiç kimseye ben ihtiyaç duymadım. Her zaman kendi paramı kazanan, kendi ayakları üstünde duran bir kızdım. Ceyda Ateş sözlerinin arkasında. Açıklamayı yaptım ama ilişkim iyi gidiyor. Kavgada bile söylenmeyecek bu iddialar için Ceyda Ateş sevgilisinin babasına basın açıklamasıyla cevap verdi. Ceyda Ateş'in iddialarına göre Toplusoy ailesinin üzerinde kendisinden önce de kara bulutlar dolaşıyordu. Buğra Toplusoy'un babasının şirketinden kovulduğu iddialarını da yalanlayan Ceyda Ateş, sevgilisinin kendi isteğiyle istifa ettiğini açıklamıştı. Yaptığı o basın açıklamasının ve aşkının hala arkasında Ceyda Ateş. Zaten birçok kişi de benim arkamda durdu, sağ olsunlar. Bu açıklamamı yaptıktan sonra birçok insan, basından da birçok insan arkamda durdu. Çünkü beni bildikleri için, benim çocukluğumu bildikleri için. Aşk dolu dizgin devam edecek. İnsanlar birbirini tanımalı. Toplusoy ailesinin kendisini tanımadığından yakınan Ceyda Ateş isyan etmek üzere. Ancak tahminimizce film senaryolarını andıran bu aşk hikayesi Toplusoy ailesinin tüm engellemelerine rağmen dolu dizgin devam edecek. Tanımadan yargılamak çok kötü bir şey. O yüzden hani benim herkese her zaman saygım yine sonsuz. Ateş ailesinin büyümeyen kızı. Ailemin bana olan ilgisi çok daha farklı. Gelelim Ceyda Ateş'in ailesine. Laf aramızda Ceyda Ateş tam bir ev kızı. Ailesiyle yaşıyor. Babası eve kaçta gelmesini isterse o saatte geliyor. Her ne kadar büyüse de Ateş ailesinin hala küçük kızı o. Hep hala babamın bazen yasakları var bana karşı. İşte bazen diyor ki işte bu saatte evde olacaksın. Baba diyorum artık büyüdüm. Hayır sen büyümüş olabilirsin ama dışarıda birçok insana ben güvenmiyorum der ve her zaman arkam durur. Belki de o yüzden bu kadar ben sağlam durabildim birçok şeye de. Birçok şeye adım karışmadı, temiz durabildim yani. Çok küçük yaşta başladın bu işe. Setlerde büyüdün diyebiliriz evet. Yani. Ya çok... seni 5 yaşında güzellik yarışmasına mı soktular? Yani tabii zaten eminim bebek halini düşünmek istemiyorum. Var herhalde. Aslında resmim Bilmiyorum. Var koymuştum. Sosyal medyaya. Herkes hani hiç değişmemişsin sadece birazcık boy eklenmiş dediler. 5 yaşında yani babamın müşterisi işte çok güzel bir kızım var. İşte resimlerini yollayalım diyor. Neşer Berk yapıyor bu arada yarışmayı. Hı-hı.
Babam gerek yok diyor ama müşterisi gizli yolluyor. Hmm. Daha sonra geliyor tabii eve evraklar. Babam diyor ki bari gidelim, benim kızım mı seçilecek 5000 kişinin içinden diyor. Biz gidiyoruz. Ondan sonra tabii eleniyor bir sürü kişi. Artık 10 kişi kalmış. Babam hala diyor ki aman diyor benim kızım olmaz diyor yani. Yok diyor. Çünkü bir de ben hep ağlamışım orada. Aynen. Tabii sonra açıklanıyor işte bir şey güzeli bir şey güzeli. Kraliçe Ceyda Ateş denince benim babam bayılıyor. Babam olarak dayım çıkıyor. Yani aa, bayağı falan. Şey bir hikaye. Çocuk güzel seçilmiştim. Ondan sonra da seçildim. Senin dudağından çocuk kim? Vallahi bilmiyorum. O da Çağatay Ulusoy mu yok? Yok. Yani Bediha Cihan olması gerekiyor. İsmini çok hatırlamıyorum. Zaten orada yazıyor. Ama işte o yaşamdan sonra bir daha hiç karşı karşıya gelmedik biz. Sonra diziler, peki etkiledi diziler, mi diziler. Mesela bu yani 5 yaşında hani... O yaşta bile hani güzel seçilmek falan etkiledi mi? Hiç etkiledi. Hiç alakam olmadı yani. Yani hiç güzellikle önlendim. Havaya girmiş misin yani böyle saçlarını falan oynayan kızlardan? Yok hiç yoksa... değildim. Aslında hep kapanık bir kızdım yani. Şey değildim hani ben buyum, ben şuyum, ben böyle olacağım. Hiç yoktu. Yani hatta ilk dizimi ben 6 yaşında çektim. Erguvan yılları senaryo ezberliyordum. Oturup bana senaryo ezberletiyorlardı. Okula da gidiyordum. Yani şöyle bir şey yapıyordum. Okula gidiyordum. Okuldan çıkıp yabancı dil kursuna gidiyordum. Oradan çıkıp tiyatro kursuna gidiyordum. Oradan çıkıp sete gidiyordum. Bunu sen mi istiyordun bu kadar şeyi? Tabii ki 5 yaşında 6 yaşında algılayamıyordum ama 9 yaşında Küçük İbo'da oynamaya başlamıştım. Çiçekçi bir kızım. Çok da utanıyordum zaten. Beni Kadıköy'e götürüyorlar. Sabah çiçek satan bir kızdım. 9 yaşına karar verdim. Küçük İbo'nun ikinci sezonunda karar verdim. Ama ailen verdim. Sana yol vermiş biraz. Hiç vermedi aslında. 5 yaşında 6 yaşında i̇şte diyorum babam yani. Hiç istemedi. İşte onun heyecanıyla hani bir dizi oldu falan. Ama ondan sonra benim babam 9 yaşında ben Küçük İbo'yu oynarken artık hani yapmayacak istemiyorum. Hani menajerimle de konuşuyordu. Ben 9 yaşında nasıl bir artık beyne sahipsem ben hem okuluma gideceğim hem de bu işi yapacağım. Ben başarılı olacağım baba bunu biliyorum dedim ve devam ettim. İşte onu soruyorum. Yani. Her zaman da destek oldular. Ailesi aslında, tabii ki isteyebilir tabii, ama o sette sıkılır istemez çok ağlar yani, falan. Çok şeyler yaşıyorsunuz sette. Yani. Hani bir de çok küçük yaşta başladım hani ve her sene setteydim. Sonra diziler en son senin patlaman adını Feriha koyduğumda oldu. Orada da kötü bir karakteri. Sen o zamana kadar da hiç öyle bir kötü karakteri canlandırmamıştın. Kötü bir Kavak Yerlerinde buna benzerdi ama bu kadar değildi. Feriha'da daha çok patladı. Bayağı canım bayağı kötüydün ya. Feriha'da ya tabii benim kendi annem bile bazen senden nefret ediyorum seni izlerken diyordu. Ama çok başarılıydı. Teşekkür ama Feriha'da çok sadece sen değil işte Çağatay Ulusoy'du. Evet. O diziden çıktı. Orada birçok oyuncu, o diziyle tekrar gündeme geldi. Evet. Güzel dizi ben de seyrediyordum. Yani aslında bazı şeyler olmasaydı hani bitirme gibi bir karar almasaydık yani bir belki 5 sezonluk bir dizi olabilecekti. Niye kopmalar oldu peki? Niye bitti Feriha? Ya aslında hani birçok şey çizildi hakkımızda. Hani Hazal için, benim için birçok iş ama bize bitecek dendi dizi. Hı-hı. Ve bitecek dendiği için de biz hepimiz bir proje imzaladık. Ve daha sonra devam etme kararı aldı yapımcımız. Ama tabii biz proje imzaladığımız için ve istediğimiz projeler olduğu için geri dönüş yapamadık. Ama tabii ben sonra tekrar bir geri dönüş yaptım. Evet sen niye geri döndün? Ya aslında biraz duygusal bir dönüş oldu. Çünkü 2 sene bir emek verdim. Sonra işte gittim evlerden birinde oynadım. Daha sonra zaten benim dizimin yayından kaldıracağını öğrendiği zaman Fatih Aksoy direkt beni aradı. Peki, haftaya yazıyorum sana diye. Hadi ya peki evlerden biri kaç bölüm devam etti? 13 bölüm devam etti. Sonra bitti. Evet. Sen sonra... Ya zaten Fatih abinin yaptın. Kafasındaki şey beni direkt yollamadı. Yurt dışına yolladı. Hani geri dönüş yapayım diye. Çünkü o kadar umutluydu ki o dizinin biteceğinden ve geri geleceğimden. Yani bitti. Yani ben sette öğrendim. 10 dakika sonra telefonum çaldı. Fatih abi dedi ki sana haftaya yazıyorum. Fatih abi dur bir konuşalım derken sette buldum.